Sevgili çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün geometrik cisimler konusunu öğreniyoruz. Hazırsanız başlayalım. Çocuklar, elimde gördüğünüz bu cisme küp diyoruz. Görsellerini de yapıştırdım. Burada bir hediye paketi var ve küp modeline benziyor. Diğerleri de küp modeli. Elimdeki bu küp modelinin yüzlerini sayacağım. Yüzlerini inceleyeceğim. Hangi geometrik şekle benziyor? Sizler de bu konuyu çalışırken mutlaka elinizde bir model olsun. Bu şekilde daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirirsiniz. Yüzlerine baktığımızda hangi geometrik şekle benziyor? Üçgen, kare, dikdörtgen, çember hangisine benziyor? Harikasınız. Kareye benziyor değil mi? Küpün tüm yüzleri kare şekline benziyor. Şimdi birlikte yüzlerini sayacağız. Bu şekilde rakamları yapıştırarak sayıyorum. 1, 2, karıştırmamak için bunu yapıyorum. 3, 4, 5, bakalım saymadığımız yüzü var mı? Evet, burada. 6, kaldı mı saymadığımız yüz? Hayır, demek ki küpün kaç yüzü varmış? 6 yüzü varmış. Şimdi küpün köşelerini sayacağız. Bu şekilde duracak küpümüz. Önce üst taraftan sayacağım köşelerini, daha sonra alt taraftan. Bakın bu şekilde. Tüm yüzleri neydi? Kareydi. Karenin kaç köşesi vardı? 4. 1, 2, 3, 4 köşesi burada. Alt taraftan da aynen saymaya devam ediyorum. 5, 6, 7, 8. Küpün 6 tane yüzü, 8 tane köşesi var. Elimde gördüğünüz bu cismin adı kare prizma. Görsellerini duvara yapıştırdım. Şimdi birlikte yüzlerini inceleyip hangi şekle benzediğini belirleyeceğiz. Daha sonra yüz ve köşe sayısını bulacağız. Pembe yüzlere bakmanızı istiyorum. Hangi şekle benziyor? Harikasınız, kareye benziyor. İki tane kare yüzü olduğu için bu cisme biz kare prizma diyoruz. Diğer geriye kalan sarı yüzler de dikdörtgen şekline benziyor. Şimdi birlikte yüz sayısını bulalım. Yine yapıştırarak yapacağız. Karışmasını istemiyorum çünkü. 1, 2, bakın önce sarı yüzlerini sayıyorum. 3, 4, sarı yüzler bitti. Pembe yüze geçiyorum. Pembe yüze de 5, 5 ve son yüz 6. Başka kaldı mı? Hayır. Demek ki kare prizmanın da küp gibi toplamda 6 tane yüzü var. Şimdi köşelerini sayacağız. Üst taraftan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4. Üst tarafta 4 tane köşe var. Alt tarafta 1, 2, 3, 4. 4, 4 daha 8. Demek ki kare prizmanın 6 yüzü ve 8 köşesi var. Duvara yapıştırdığım ve elimde gördüğünüz bu cisim dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizmanın yüzleri hangi şekle benziyor çocuklar? Bakın tüm yüzlerine şöyle bir bakın. Harikasınız. Tüm yüzleri dikdörtgen şekline benziyor. Sayalım birlikte kaç tane yüzü var? 1, 2, 3. Sizler de mutlaka elinize böyle modeller alıp çalışın. 4. Daha kalıcı öğrenme gerçekleşmiş olur. 5. Kaldı mı? Evet, şurası. Ve son yüz 6. Gördüğünüz gibi tüm yüzlere rakamları yapıştırdım. Ve 6 tane yüz olduğunu bulduk. Şimdi köşelerini sayacağız. Yine şu şekilde duracak. Üst taraftan başlayacağım saymaya. Bir de alt taraftakini sayacağım. Toplamda kaç köşesi var? 1, 2, 3, 4. Üst tarafta 4 tane. Alt tarafa bakalım. 5, 6, 7 ve 8. Toplamda 8 tane köşesi var. Diğer küp ve kare prizmada olduğu gibi dikdörtgen prizmanın da 6 tane yüzü, 8 tane köşesi var. Neden dikdörtgen prizma diyoruz? Çünkü tüm yüzleri dikdörtgen şekline benziyor. Cismin yüzlerini inceliyoruz ve hangi şekle benziyor buna bakacağız. Sarı yüzlere bakmanızı istiyorum. Hangi geometrik şekle benziyor? Harikasınız, üçgene benziyor. Bu yüzden biz bu cisme
üçgen prizma diyoruz. İki tane üçgen şeklinde yüzü var. Diğer geriye kalan yüzleri de hangi şekle benziyor? Dikdörtgene benziyor. Şimdi yüzlerini sayalım. Yine rakamlarımı yapıştırarak sayıyorum. 1 2 3 4 5 Bakalım yapıştırmadığımız yüz kaldı mı? Şöyle bir çevirelim. Hayır. Demek ki üçgen prizmanın 5 tane yüzü var. Şimdi köşesini sayacağım. O yüzden şunları çıkarmak istiyorum. Köşesini sayarken de üçgen olan kısımdan faydalanıyorum. 1, 2, 3. Arka tarafta da bir üçgen var değil mi? 4, 5, 6. Üçgenin 3 köşesi olduğu için, 2 tane üçgen yüzüne sahip olduğu için 3 köşe burada, 3 köşe burada, 6 tane köşesi var. Demek ki üçgen prizmanın 5 yüzü 6 köşesi var. Görsellerde ve elimde gördüğünüz bu cisim silindir. Silindir gördüğünüz gibi yuvarlanıyor çocuklar. Çünkü eğri yüzeyi var. Eğri yüzeyi olduğu için yuvarlanma özelliğine sahip. Yüzlerini sayalım. 1, 2, bir de eğri yüzeyi 3. 3 tane yüzeyi var. Silindirin köşesi yok. Görsellerde küre modeli görüyoruz. Dünyamızda bir küre modeliydi çocuklar. Kürenin gördüğünüz gibi bir tane eğri yüzeyi var, köşesi yok. Geometrik cisimlerle ilgili çok önemli bir notumuz var. Geometrik cisimlerin yön, konum ve boyutları değiştiğinde özellikleri değişmez. Elimde gördüğünüz küp modeli farklı boyutta. Bakın duruşlarını değiştirelim. Bu da şu şekilde dursun. Özelliği değişir mi? Yine 6 yüzü var, yine 8 köşesi var. Boyutları da değişse, yönleri de, konumları da değişse özellikleri değişmez. Konumuz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.